başkanım, şu kullarına bir şey söyle. Ben bütün karakollarda ifademi verdim. Adliyeye gidiyorum, adliyede çok ***ler dönüyor. Başka da bir şey konuşmuyorum. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ilk defa duyuyorum. Ali Babacan'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Ben kendimi bile tanımıyorum. Bugün 27 Mart 2021, Ankara Kızılay Meydanı'ndayız. Ankaralılara eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında sorular sorduk. Söz Ankaralılarda. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? AK Parti'nin kopyası. Neden böyle dediniz? AK Parti'nin kurucularındandı. Bu zamana kadar ağzını açmadı. Küzünce suçlar ortaya döküldü. AK Parti'nin yolundan devam edeceğini mi düşünüyorsunuz? Zaten başka yolları yok ki. Peki Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi? Yok, kesinlikle. Peki olası bir erken seçimde şu an Deva Partisi'nin alabileceği oy hakkında ne düşünüyorsunuz? %1-2. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir davranış. Yerinde, olumlu. Tam destek arkasındayız. Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz peki? Lider olduktan hiç düşünmedim ama kurmuş olduğu parti konusunda destekçisiyiz. Olası bir erken seçimde yüzde kaç oy alır peki sizce? Vallahi ben... Neden öyle düşünüyorsunuz? Ben... Bizde bu çiğniyet varken değil de... Bizde bu çiğniyet varken AK Parti gitmediği sürece hiçbir parti oy alamaz, kazanamaz. Ben yüzde... onu geçer diye düşünüyorum. Yüzde kaçı? Onu geçer düşünüyorum. Yüzde onu geçer. Evet. Çünkü siz %0. Çünkü çok geri kaldık. Yani geri derken... onlar vuracağı yerleri bilirler. Yani hiçbir parti, AK Parti gitmeyince iktidara gelemez. Peki şu an Ali Babacan karşınızda olsa veya herhangi bir muhalif lider, ona ne söylemek istersiniz? Ne tarz beklentileriniz var? Vallahi hiçbir şey yapmam. Tarihi yüzüne memleketi ne hale getirdiler? Yakışıklı patron. Kendi memleketimizde biz yabancı olduk. Devam et. Yani Suriyelileri de daha kötü duruma düştük biz. Allah'ın emri. Yani. Size de soralım. Çiftçiye getirdiler. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Babacan'ı destekliyoruz ama inanıyoruz ki bu Cumhurbaşkanı bu hükümetin başında olduğu sürece de yıkılmaz. Biz böyle vatandaşız. Yani. Peki Ali Babacan şu an karşınızda olsa ona ne söylemek istersiniz? Ne tarz beklentileriniz var? Tebrik etmemiz gerekiyor. Tebrik etmemiz gerekiyor şu an kendisine. Çalışmalarını onaylıyorsunuz. Beğeniyoruz tabii ki. Ve onun da arkasında da gidiyoruz. Bizim arkadaşlarımız da o grubun arkasında olduğu için. Ama şimdi bizim bu vatandaşımız bu haldeyken tabi adamı hükümeti ala gider yine. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkeye, vatana hayırlı olmasını diliyoruz. Başarılı bir bakandı. Ekonomiyi çok iyi bilen. Dolu 20 metreyle sağda. Ve inanırım ki bugün başta olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini 6 ayda düzelteceğini kanaat getiriyorum ben ona. Olası bir erken seçimde şu an yüzde kaç oy alır? Kaç oy alır sizce? Ben %5'in altına düşeceğini tahmin etmiyorum. %5'in üstünde olur diyorsunuz. Evet. Şu an Ali Babacan karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Yani beklentileriniz nelerdir? Ben Ali Babacan'la aynı partili olduğum için, AK Partili olduğumuz için zaten yakinen tanıyoruz, beraber çalışmışız, biliyoruz. Onun ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Bizim partiden gitmesi AK Parti için büyük bir kayıptı. Ne olacak ama belli değil. Olmaz öyle şey. Yani Ali Babacan gibi bir ülke, bir siyasetçinin piyasayı bilen, insanları bilen, insan ilişkisini bilen, insan çalıştırmış, birilerine maaş vermiş, kira ödemiş, para kazanmış, vergi ödemiş bir adamın siyasette olması bence çok güzel bir şey, çok farklı bir şey. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla pek bir bilgim yok. Yani. Peki Ali Babacan'ın liderliğini, siyasetini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi görmedik açıkçası. Önceden teknokrat bir bakandı. Yani liderlik başka bir şey. Yani ekonomiyi biliyordu. İdareci olarak iyiydi ama lider olarak bilemeyiz yani. Mesela bir Özal örneği var. DPT uzmanıydı. Sonradan çok iyi bir siyasetçi oldu. İyi bir lider oldu ama
Yani Babacan bir Özal olabilir mi? Olabilir mi sizce? Göreceğiz. Peki olası bir erken seçimde Deva Partisi yüzde kaç oy alır sizce? Bir tahmininiz var mı? İnan hiçbir tahminim yok. Deva Partisi hakkında bir fikriniz var mı? Hayır, ilk defa duyuyorum. Peki Ali Babacan'ı tanıyor musunuz? Bakan oldu. Sadece bakan bir daha. Eski Dışişleri Bakanı'ydı kendisi. Liderlik vasfı olan bir siyasetçi mi sizce? Adını duymadığımıza göre değil. Yani aklımda bile kalmamış kendisi. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne düşünüyorum? Kendisini hani şöyle düşüneyim, söyleyeyim. Kendisi sakin, sessiz. Hani olabileceğine güveniyorum, yani hiçbir sıkıntı yok ama bu şartlarda Türkiye'de ne olur hiçbir fikrim yok. Peki Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi? Tabii ki. Adam çünkü neden? Yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapmış, işte çoğu şey ona emanet edilmiş. Bence olabileceğine inanıyorum. Peki olası bir erken seçimde Deva Partisi yüzde kaç oy alır sizce? Bilemiyorum ki. Yani hani şöyle söyleyeyim. Hani Ahmet Davutoğlu var, o var mesela şu anda hani yeni kurulanlar. Belki yani %15 falan, 12-13 alabilir diye düşünüyorum. Ha bana verir misiniz diye sorarsanız şu anda hani öyle bir çelişkideyiz ki. Biz zaten mağdurlardanız. Yani mağdurlar derken EYT bir yandan gidiyor. İşte şirketten kadroya geçimlerde onlardanız. Yani çok düşük maaşlarla çalışıyoruz. Hani bilemiyorum ne olur ne gider. Şu an hiçbir fikrim yok. Tam bu konulara değinmişken şu an Ali Babacan veya farklı bir siyasetçi karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Çok şey beklentiniz söylerdim. Ne çok şey, çok şey. Kimse susturamazdı beni. Bir cümleyle alalım mesela. Yani biz mağduruz. Ben sadece onu söylerdim. Mağduruz yani. Mağduru söylediğin zaman her şey belli zaten. Bence belli vatandaş yani. Vatandaş mağdur diyorsunuz. Tabii ki. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla şöyle söyleyeyim. Benim fikrim yani kendi davasını satıp da aileyetten kendi liderine ihanet ettiği için hani çok da iyi bir şey söyleyemem onun için. Hani geleceğe de parlak olacağını hiç düşünmüyorum. O da şundan dolayı. Daha önce de AK Parti'den o kadar ayrılan insanlar oldu. Ama her birinin şu anda çoğunun hiçbirini hatırlamıyordu. Yani benim de düşüncelerim şöyle. Eminim bir önümüzdeki 3-5 yıl içinde de hani çok onun da isminin hatırlanacağını sanmıyorum. AK Parti'den ayrıldığı için unutulacak mı diyorsunuz? Evet. Ve %100 de bunun altına çizerek söylüyorum. %100 unutulacaktır. Peki her şeyden... Kimler geldi, kimler geçti yani. Her şeyden bağımsız liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi? Bence hiçbir liderlik vasfını görmüyorum. Zaten liderlik vasfı olmuş olsaydı ya da verilen görevleri yerine getirmiş olsaydı hani daha ileriye gidebilirdi ama bana göre hiçbir liderlik vasfı yok. Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence dalga dümen ya. Neden? Hiçbir inandırıcılığı yok. Bugün söylediklerine, dün küfreden insanlardan hiç hoşlanmıyor. Bence o yanlış adam. AK Parti'den ayrılmasıyla alakalı mı bunu diyorsunuz? Yok, ben totalde söylüyorum. Yani bugün söylediklerini yarın yalanlayıp, yarın küfreden insanlar pek çiftli insanlar değil bence. Ben inanmıyorum onların söylediklerine. Onlar sadece parayla kurulmuş partiler. Yani bazı yerlere hizmet ediyorlar sanırım. Bana öyle geliyor. Peki Ali Babacan veya herhangi bir muhalif lider şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Bence dürüst olmasını söylerdim ya. Yani inandığı gibi yaşamasını isterdim ya da yaşadığı gibi inanmasını isterdim. Yani çünkü birbirini tutmuyor söyledikleri, yaptıkları insanları. Bana 5 yıl önce söyledikleriyle bugün söyledikleri arasında çok büyük farklar var. Yani madem o zaman öyleydi neden onlarla beraberdin? Madem bugün böyle neden buradasın? Yani bilmiyorum ya, farklı. Ben, siyasette istikrar önemli diyorsunuz. İstikrardan daha önemlisi dürüstlük önemli. Ben dürüst olduğuna inanmıyorum. Yani bence daha çok böyle parayla yönlendirilen tiplerden. Bana öyle geliyor. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç iyi bir şey düşünmüyorum. Herhalde kendisini aklayacak, dokunulmazlık elde edecek diye düşünüyorum. Ne olacak? Şeyin devamı. FETÖ'nün devamı diye düşünüyorum. Açıkçası bu benim düşüncem. Hoş, hiçbirinin birinden farkı yok ama maalesef... Peki Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi? Ya çok güzel konuşuyor aslına bakarsanız. İkna edici konuşuyor ama geçmişini de bildiğimiz için bana hiçbir şey fark ettirmiyor. Peki Ali Babacan veya herhangi bir muhalif lider şu an karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz?
hep el birliğiyle memleketi parçaladınız derdim. Çünkü bunu Tayyip Erdoğan tek başına yapmadı. Bütün muhalefetlerle ortak yaptı. Böyle düşünüyorum. Onlar da katkıda bulundular, desteklediler. Bugün bu durumdaysa muhalefet de ne kadar şu andaki hükümet sorumluysa en az o kadar muhalefet de sorumlu. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey. Ali Babacan'ın hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Hiçbir şey. Neden? Çünkü ben yurt dışında yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? İtalya'da. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında... Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şöyle söyleyeyim, ben yani burada değilim. Ben Polatlı'dan geliyorum zaten buraya bir iş görüşmesi için. O yüzden pek bir bilgim yok diyebilirim. Hani. Ali Babacan hakkında bir fikriniz var mı? Vallahi onu en son şöyle söyleyeyim. Hani herhangi bir şekilde ne bir kötü bir duyum ne de bir iyi duyum almış diyebilirim, aldım diyebilirim hani. Pek fazla bir şey bilmiyorum. Ülkenin siyasetini nasıl yorumluyorsunuz şu an? Ne durumdayız sizce? Ya şöyle söyleyeyim, ülkenin hani adalet yok diyebilirim ya ben bu konu hakkında. Gerçekten hani kadınlarımıza çok çok şiddet uygulanıyor ve hiçbir yerde hiçbir adalet yok. Hani ne bileyim bizim hani sağ olsun başkanlarımız, sağ olsun milletvekillerimiz de şöyle söylüyor. İşte kadınlar, kadınların suçu falan diyebiliyorlar. Ve şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde zaten kadınların suçu diye bir şey yok. Herkes burada zaten bir özgür, Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz, özgürüz yani. 6 milyon olarak hepimiz özgür bir yerde yaşıyoruz. Hani bu konu hakkında ben şunu diyebilirim sadece, adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Peki karşınızda herhangi bir muhalif lider olsaydı ona ilk ne söylemek isterdiniz? Ona ilk ne söylemek isterdim? Ona herkesin özgür düşüncelerini, özgür haklarını eline vermelerini isterdim. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum ya. Saçma sapan bir ton parti kurdular. Yani Deva olacak gibi değil ya. Öyle düşünüyorum. Peki Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi? Biliyorsunuz bu ülkede liderlik vasfı taşıyan pek kimse kabul edilmiyor. Yani liderliği beni çok ilgilendirmez de tabii. Bu ne biçim bir şey? Tabii ki ilgilendiriyor arkadaşlar. O zaman şöyle sorayım. Şu an karşınızda herhangi bir muhalif lider olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Ona ne söylemek isterdim? Ya hiçbir şey söylemek istemezdim. Bu söylediğimiz her şey boşa gidiyor çünkü yani. O yüzden bir şey söylemek istemezdim. Beklentiniz yok mu hiç? Yok ya, beklenti mi bıraktılar yani Allah aşkına? Hiçbir beklentimiz yok yani. Ülkenin siyasi durumu kötü diyorsunuz o zaman. Yani çok evet. Hiç etici değil. Çok hareketli, çok renkli. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir bilgim yok. Ali Babacan'ı tanıyor musunuz peki? Hayır. Peki ben şunu soralım. Konuşmalarını izledim. Kendisinin AK Parti'nin sadece farklı, bizim için daha iyi olabileceği bir yönü olabilir ama AK Parti'den yine de çok farklı görüşte olduğunu sanmıyorum. Çünkü doğrudan kendi görüşlerine, kendi söylediklerine bakarak bunu söyleyebiliyorum. Kendisi de suçsuzsa çıkar mantığında olan bir insan. Suçsuz olan hiç kimse içeriden çıkamadı. Hiç kimse için de iyi olmadı. Bu kafayla giden partileri de desteklemiyorum açıkçası. Peki olası bir erken seçimde Ali Babacan'ın partisi, Deva Partisi ne kadar oy alır sizce? Alır, yine iyi oy alır. İyi oy alır ama ben yine de gelecekte çok farklı olacağını sanmıyorum. Çünkü zamanında AK Parti de devrimci gösterip, yani sol gösterdi, sağ gösterdi, sonra dinden vurdu bizi. Yine onların da aynı şekilde başka bir yolda geleceğini düşünüyorum. Çok peki farklı. Son olarak ikinize de şunu soralım. Şu an karşınızda herhangi bir muhalif lider olsaydı ona ilk ne söylemek isterdiniz? Hiçbir şey, muhalif yok ki orada. Beklentiniz yok benim mu tek mesela? Dileğim keşke Tayyip bizim yanımızda olsaydı. Keşke karşı tarafta olmasaydı. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Neden? Bir kere onları ihanetçi buluyorum. Yani vakti zamanında başarılı olabilir. 2002'den sonra belli dönemlerde başarılı olabilir. Ama başarı tek kişinin başarısı değildir. Bir futbol takımı gibi, takım oyunudur. Dolayısıyla oradaki başarısını aslında kendisine yontuyor ama hiç öyle değil. İhanetçi buluyorum kendisini. Yani bizim geçmişte 2002'den bu yana geçmişteki döneme göre başarılarımızın ardından kendileri ayrıldılar, davayı sattılar. Ben bir vatandaş olarak bunu düşünüyorum. Davayı sattılar. Şimdi Türkiye'nin böyle çıkışa geçtiği bir dönemde
Özellikle şu pandemi döneminde dünyanın 9 pandemiyi en hafif hasarlı atlatan 9 ülkesinden birisiyken biz böyle bir dönemde muhalif oluşturdular, başka parti kurdular, bana göre ihanet ettiler. Bu dava tek kişinin davası değildir. Bu dava Türklüğün davasıdır. Bilinen 7000 yılın üzerindeki tarihin davasıdır. Onun için herkes attığı adıma dikkat etmeli. Bu siyasetçilerin hepsini halk destekliyor. Bizler vatandaş olarak destekliyoruz. Onun için ufak menfaatler peşine giderken 7000 yılın davasını satmamak gerekiyor. Türk olmak gerekiyor. Müslüman olmak gerekiyor. Bizim dedelerimiz, atalarımız geçmişte yıllarca 30 yılın üzerinde sarayda hükmederken 12 senesini sarayda geçirip onun devamında kalan kısmını savaşlarda, er meydanlarında geçirdi. O da kendisi gibi, şu anki insanlar gibi ya da Ali Babacan gibi ya da bir başkaları gibi çekilip konuşmasını ya da işte farklı amaçlara hizmet etmesini bilebilirdi. Yalnız bizim atalarımız o kadar mücadele verdiler ki bugün biz bu topraklarda yaşıyorsak onların sayesinde yaşıyoruz. Ben yeğenlerime, 5 yaşındaki çocuklara bunları anlatıyorum. Bize kurulan tuzaklara düşmeyin. Tarihimizi okuyun. Gençlerimiz bizim her şeyimiz. Onun için Ali Babacan konusunda şöyle söyleyeyim, çok iyi düşünmüyorum. Şu dönemde bana göre ihanet. Kendisini severim. Sevdiğim, takdir ettiğim bir siyasetçiydi. Ama o dönemde. Şu an yanlış. Yanlış yönde. Yanlış buluyorum. Bizim değerli bir siyasetçimizdir. Ama siyasetçiler de zaman zaman yanlış yapabilir. Yanlış yerlerde görev alabilir. Bir gün mutlaka doğru yanlayacaktır. Tekrar yuvaya geri dönecektir. Döner mi, dönmez mi, hayırlı olur mu, olmaz mı orasını bilemiyorum. Tek bildiğim şey, son olarak söyleyeceğim. Allah bu milletin başından Sayın Cumhurbaşkanımız eksik etmesin, eksikliğini göstermesin. Bizim ömrümüzden alsın, ona versin. Sayın Devlet Bahçeli onlara versin. Biz onlara çok şey borçluyuz. Bütün Türk gençliğini, Türk halkını sağduyulu düşünmeye, bazı olayları çok iyi okumaya davet ediyorum ben. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'ni biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Bir şey düşünmüyorsunuz. Evet. Peki şunu soralım. Şu an karşınızda herhangi bir muhalif lider olsaydı, onun ilk ne söylemek isterdiniz? Beklentileriniz nelerdir? Kesinlikle üniversite mezunuyum zaten. Stajlarımı ve yüksek lisansımı da tamamladım ama hiç istediğim konumda değilim. Ne yazık ki Türkiye şartlarında kimse istediği meslekte de değil, konumda da, işinde de değil. Ne yazık ki bu duruma bir an önce el atıp düzelmesini isterim. Yani yurt dışındaki eğitim sisteminin bir an önce Türkiye'ye gelmesini isterim. Yani bunun en önemli sebebi nedir sizce? Küçük yaşta çocukların hangi alana nasıl ilgiliyse o alana gitmelerini ve bu şekilde küçük yaşta birçok eğitimin başlamasını talep ederim. En başta İngilizce, kişisel gelişim. Bunlar çok önemli çünkü. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne biliyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Ali Babacan'ı tanıyor musunuz peki? İsim olarak tanıyorum yani. Ben biliyorum biraz. Liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi sizce? Yani olabilir ama eskiden AK Parti'de görev aldığı için biraz ön yargılı bakıyorum. Peki şu anda genel bir soru sorayım size. Ülkenin siyasetini nasıl yorumluyorsunuz ve şu an karşınızda muhalif bir lider olsa, Ali Babacan mesela, ona ne söylemek istersiniz? Umarım şu anki iktidar değişir demek istemiyorum. Neden? Şu an yani memnun değiliz. Hiçbir şeyden memnun olduğumuz bir şey pek yok değil mi? Evet. Yani çok bir şeyden memnun değiliz açıkçası. Neler değişmeli sizce, bir örnek vermek gerekirse? Önce eğitim mesela, kendi alanımızı düşünecek olursam. Adalet. Adalet, aynen. Ekonomi. Ne işte ekonomimiz? Biz öğrenciyiz ve okulumuz açılmıyor. Ve her yer açık olmasına rağmen, pavyonlar bile açılacak olmasına rağmen bizim okulumuz açılmıyor. Bu çok saçma bence. Yani. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani iyi bir girişim, kendi mecrasında başarılı olduğunu düşünüyorum. Ali Babacan hakkında peki liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Benim destekleyeceğim türde bir liderlik değil. Peki şu anda olası bir erken seçimde Deva Partisi yüzde kaç oy alır sizce? Vallahi tahmin herhalde vardır bir %8-10 arasında bir oy oranı diye
Yani çok şey bir tahminim AFAK'ı tahmin. Peki son olarak şunu sorayım. Şu anda karşınızda Ali Babacan veya herhangi bir muhalif lider olsa ondan ne beklerdiniz, ne söylerdiniz? Muhalif lider olsa ne söylerim? İlk yani, beklentiniz ne olurdu? Ha, ilk beklentim ne olurdu? Yani ilk beklentim gerçekten laikliği ve demokrasiyi adam akıllı uygulayacak şekilde programlar ve formüller geliştirmeleri. Aslında Deva Partisi'nin de en büyük amacı parlamenter sistemi geri getirmek. Konuda doğrudur, takip ediyorum. Takip ediyorum, doğrudur. Parlamenter sistemi geri getirmek ama geri getirebilecekleri ortamlar var mı? Ondan emin değilim. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ne açıdan soruyorsunuz? Siyasi anlamda sizce geleceği olan bir parti mi? Valla sağ blok içerisinde bir şey geleceği olabilir. AK Parti tabanı içerisinden belli bir şeyi alabilir. Şu an muhalif tabanda ama. Evet, yani öyle ama kendi düştüğünü ispat edeceği yer AKP tabanından aldığı oy aslında onun bence kriteri olmalı. Peki Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi? Bence değil. Merhaba, size bir soru soralım mı? Tabii. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ali Babacan hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Neden? Sinirli gördüm sizi. Evet, herhalde anlamışsındır. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ülke bence hani partiler ne kadar çok olursa o kadar hani insanların seçme özgürlüğü olur. Hani o yüzden yorumsuz yani. Ali Babacan'ın liderliğini nasıl yorumluyorsunuz peki? Sizce liderlik vasfı taşıyan bir siyasetçi mi? Taşıyor bence. Peki olası bir erken seçimde Deva Partisi yüzde kaç oy alır? Yani bilemeyeceğim. Bir sene sonuçta büyük partiler hani olduğu için rakip olarak görünür tabii ki ama hani yüzdeyi bilemeyiz. Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir bilgim yok. Ali Babacan hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Peki şu an karşınızda herhangi bir muhalif lider olsa ona ilk ne söylemek isterdiniz? Ne bekliyoruz biz vatandaş olarak? Vatandaş olarak? Türkiye çağ atladı. Şu an çağ atladı diyorsunuz. Her yer düzenli. Memnunsunuz her şeyden? Her şeyden memnunum. Tamam, sağ olun. Merhaba. Küçük bir soru sorabilir miyiz? Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Babacan çok güzel, çok şey, zekası da üzerinde de muhalefet olunca hükümete bir bilgi verirken çok çekincisi var herhalde. Ondan şey veriyor. Sözleri düşük olduğundan dolayı ben bunu şey yapayım, öneriyorum. Başka bir şey de... Karşınızda olsa ne söylemek isterdiniz şu Buyur? An? Karşınızda olsaydı Ali Babacan ne söylemek isterdiniz? Ali Babacan personel de olsaydı, Hazine Bahanı'ydı. Karşınızda, sizin karşınızda olsaydı şu anda ne derdiniz ona? Ona her şeyi de söylerdim. Derdim ki sayın muhalefet, siz Hazine Bakanı, Bakanı olarak çok güzel bir sözlerin vardı. O sözleri yerine getirmediğin için şimdi hükümetten çekindiğinden dolayı konuştuğu sözler çok düşük geliyor. Benim fikrimce, benim bu cahil fikrimce hükümete söz verirken, konuşarken çekinti olarak şey yapıyor. Başka bir şey diyemeyim. Çok güveninizi kazandığını söyleyemez miyiz o zaman Ali Babacan'ın? Güvenli mi? Kendi şu anda muhalefet şeyini güzel yürütüyor da, yürütse de AKP'nin şeyinde çok güzel konuşuyordu. Şimdi düşük olduğundan dolayı bir şey diyemeyeyim. Bugün siz değerli Trend Medya izleyicileri için Ankara Kızılay Meydanı'ndaydık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.